Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Binance Coin'i inceleyeceğiz, BNB'yi inceleyeceğiz. Durumlar nedir? Senaryo nedir? Yukarıya doğru atılım gösterebilecek mi? Veya daha aşağıya düşecek mi? Bu gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım ve Binance Coin için gelecek hedeflerini de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Videonun sonlarına doğru hepsini göstermiş olacağım. Videoyu tamamen izlemeyi unutmayın. Hemen başlayalım isterseniz. Yaklaşık olarak 2 Mart'tan itibaren şöyle bir düşen trend oluşturduk ve bu trendin üstüne atamıyoruz. Bu trend bize bir direnç rolü üstlendi. Yani bu trende geldiğimiz zaman habire satış baskısı yiyoruz. Bakar mısınız? Şurada değmiş, yeniden aşağıya. Burada temas etmiş, yeniden aşağıya. Burada temas etmiş. Ve bakın 6 Mart'ta yani bugün sabah 11 civarında yine denemiş ama üstüne atamıyor arkadaşlar. Şunun üstüne bir atsa kendisine, yani bunun üstünde 236 civarında bir kapatma yapsaymış yine yetecekmiş, yükselişe devam edecekmiş. Peki Binance Coin'in ne yapması lazım? BNB arkadaşlar şu seviyelerde, yani şu trend line'ı kırarsa o da yaklaşık olarak şu an 232 dolar civarlarına denk gelmekte. O zaman biz Binance Coin'de şöyle bir artış senaryosu görebiliriz yeniden. Hiç şaşırmam ben bu olursa arkadaşlar. Yani önü açık bir coin. Orasını söylemem gerek. Bir de Bollinger E-May Ribbon'dan bakalım. Önce E-May Ribbon'dan baktığımız zaman aynen bakın. Bu da aynı şekilde bunun üstüne atmamız gerektiğini söylüyor. Yani çok güzel bir direnç rolü üstlenmiş. Bunun bir türlü üstüne atamıyoruz maalesef. Burada habire bir ayı baskısıyla karşılaşıyoruz. Ayılar boğalara karşı üstün geliyor. Bu direnç üstünde hemen satıcılar baskın hale geliyor maalesef. Şurada da gördüğünüz gibi yine 232 dolar civarlarında kapatma yapması lazım ki kendini kurtarsın ve artışa devam etsin. İsterseniz bir de Bollinger bandından bakalım. Bollinger bandından baktığımız zaman da Bollinger'ın orta bandından yine red yemeye başlamış. Orta band zaten bizim direnç alanımız olan trende denk gelmekte. Yani bu trendin önemini gayet iyi anlamış olmanız lazım. 232 dolar civarlarında bir kapatma yapması yeniden artışa geçeceğini gösteriyor. Üst direnç olarak 247 dolar gösteriyor. Alt destek olaraksa 214 dolar seviyelerini Bollinger bandı bize gösteriyor arkadaşlar. Hemen isterseniz şimdi bir de şeye bakalım. Fibonacci seviyesine bakalım. Fibonacci bize ne diyor? Neler olabilir Fibonacci'ye göre? Oradan da bir bakalım. Evet, şuradan aldığımız zaman. Evet, bakın mükemmel çalışmış. 0.618 Fibonacci'nin altın oranıdır. Yani bu buraya geldiğinde tepkiyi çok güzel almış ve altında kapatma yapmamış. 221 dolar seviyelerinde. Aynı şekilde bakın 229 dolar seviyelerinde de tepki almış. Yeniden yükselmeye çalışmış ama burada 0.236'dan yani Fibonacci'nin bir diğer desteği veya direncinden yeniden tepkiyi almış görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum size. Bu yani destekleri nelerdir diye baktığımız zaman da 209 doları ve 195 doları görüyoruz. Bunun altında yani bunun altında yapacağı kapatma 209 ve 195 doları gösteriyor. En kritik seviyesinin de 152.35 dolar civarlarında olduğunu görüyoruz. Ben en kötü senaryoyu yani Bitcoin çok kötü yıpranırsa Binance Coin'in maksimum buraya kadar gelebileceğini düşünüyorum. Bunun altına gelmez diye düşünüyorum açıkçası. Bu seviyeleri kaydedebilirsiniz. Bu seviyeler çok güzel çalışmış. Siz de bu seviyelere göre işlem yapabilirsiniz. Mesela alım yapmayı planlıyorsunuz. Şuraya bir alım emri atabilirsiniz. 195 dolar civarlarına bir alım emri atabilirsiniz isterseniz. Bir de isterseniz Binance Coin'in geleceğe yönelik hedeflerine bakalım. Yani gelecekte bu coin neler yapabilir? Ben çok güveniyorum çünkü arkadaşlar. Sebebi de belli. Arkasındaki yani baktığımız zaman arkasındaki desteği çok sağlam. Arkasında koskoca Binance var yani. Bakın arkadaşlar gelecekteki hedeflerine bakalım. Öncelikle bir 360 dolar kısa vadeli hedefi olarak gözüküyor. Sonrasında 408 dolar, 545 dolar. Burası yine burası çok kritik bir direnç rolü oynayacaktır. 1.618, 767 dolar, 990 dolar ve 1127 dolara kadar potansiyeli var. Olur mu dersiniz? Neden olmasın diyorum arkadaşlar. Yani Binance var arkasında ve de her gün ilgi görerek artıyor. Ethereum'a çok güzel rakip oldu. Gas ücretleri desen çok ucuz ve yani dediğim gibi arkasında Binance var. O yüzden ben BNB'ye hala güveniyorum. Yani bu düşüşler çok normal. Bitcoin piyasayı salladığı sürece maalesef ki Binance Coin de böyle azalışlar gösterecektir. Yani bunlar çok doğal. Kendinizi üzmenize gerek yok. Buradan isterseniz de satış emirlerinizi buraya göre belirleyebilirsiniz. Sizin için bir kere daha göstereyim. Yani hiç korkmaya gerek yok. Sabırlı olacağız arkadaşlar. Sabırlı olan bu piyasada her zaman ekmeğini yiyor. Ve bir de son olarak RSI'ye bakalım isterseniz.
Bunu kaldıralım artık. Ve RSI değerine baktığımız zaman da arkadaşlar RSI 50 üstüne atamıyoruz maalesef. Dediğim o trendline'ı videonun başında bir daha izlerseniz onun üstüne atarsak büyük ihtimal RSI 50'den de desteğini bulacak. Ve yeniden mükemmel bir şekilde ben artış göstereceğini düşünüyorum. Ve yani önünün açık olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Binance Coin'in söyleyeceklerim bu kadar. Kendinizi asla ve asla üzmeyin. Yapacağınız şey çok basit. Gösterdiğim seviyelerden 194 dolar seviyeleri olabilir. Ortalamanızı düşürecek şekilde alım yapabilirsiniz. Yeniden o seviyelerde geldiği an bir alım düşünebilirsiniz ki ortalamanız düşsün. Yani daha rahat edin arkadaşlar. Yani düşüşlere sevinmeniz lazım. Hiçbir zaman tüm paramızla coinlere girmiyoruz. Bunu unutmayın. Cebimizde bizim silahımız olması lazım. Para bu mecrada silahtır arkadaşlar. Silahımızı çok iyi kullanmamız lazım. Kurşunumuzu çok iyi kullanmamız lazım. Olası düşüş senaryolarında kendimizi koruyup alttan ekleme yaparak mesela buradan aldınız diyelim 200-300 dolardan aldınız. Geri de geldiniz 194 dolardan bir alım emri daha yaptınız. Ortalamanız yaklaşık olarak 250 dolara falan gelecek. Bu da çok güzel bir değer. Yani yeniden karınızı da daha fazla yapmanızı sağlayacaktır. Yani hiçbir şekilde ben üzülmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Binance Coin'e güveniyorum. Gelecek hedeflerimiz zaten bir önceki videomuzda 1000 dolar olarak belirlemiştim. Ben yani hedef olarak 1000 dolar belirlemiştim. Videoda da yani Fibonacci retracement seviyelerine baktığımız zaman da yani 1127 dolar gibi bir seviye görmekteyiz açıkçası. 1127 dolar olur mu dersiniz? Bence olur. Yani ama şöyle söyleyeyim oradaki hedefler arkadaşlar yani çok daha uzun vadeli bir seviye yani hemen görmeyeceğimiz belli. Bitcoin'in yeniden toparlamasını bekleyeceğiz. Bitcoin toparladığı zaman Binance Coin de onu takip edecektir diyorum ve videoyu böyle bitirmeyi planlıyorum. Arkadaşlar BNB Coin hakkında daha yeni videolar gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenirseniz yeni videolar da çekmeye çalışacağım. Hem temeline ineceğim, daha farklı formasyonlar göstereceğim, yeni hedefler göstereceğim. Onun için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.